Yaklaşmakta olan Mart ayından dolayı hafif asaplarımız bozuk, biraz sinirlerimiz bozuk. Ne istediğimizi bilmiyoruz. Pek oyun oynamak istemiyoruz. İştahımız birazcık kapandı. İşte durumu anlıyorsunuzdur. Canımız böyle başka bir şeyler çekiyor gibi. Her neyse. Tüm kedilerimin bir kız arkadaşı var evde. Zamanında valla 20 sene önce falan Migros'tan almıştım. Rengarenk bir solucan. Böyle peliş oyuncak. Mavili, pembeli, sarılı, kırmızılı bir şey. O solucan zamanında köpüğümün kız arkadaşı oldu. Tekoşumun kız arkadaşı oldu. Haşmetimin kız arkadaşı oldu. Ve sanırım şimdi de Fırfırımın kız arkadaşı olacak. Yani bana göre hani Anadolu'da eğreti gelin vardır ya. Zavallı solucan eğreti gelin gibi bir şey. Ama anladığım kadarıyla ya bak evde bir sürü oyuncak var ama. Solucanlar, ayılar, ben biraz peliş oyuncak severim böyle çocuk ruhlu bir kadın olduğum için. Bir dünya oyuncak var ama bunların içinde o solucanın ayrı bir cinsel çekiciliği var. Kedi, erkek kediler dünyasında anladığım kadarıyla. Hepsi o solucana takmış vaziyette. Laf dinliyor. Neyse. Şimdi yeni kız arkadaşımız, gelinim diyeyim artık, iğrete gelin mi diyeyim, gelinim mi diyeyim, bunun hanımı mı diyeyim, ne dersiniz diyelim. Ya bir dursan da bir laf anlatsam. Efendim biz aşk yaşıyoruz onunla ama öyle böyle değil. Yani mecburen herhalde yarın getirmek zorundayım. Çünkü haberi onu aradı. Onu da yanımızda taşıyacak gibiyiz. Evde var ya artık kadıncağız diyeceğim. Yani öyle algılıyorum çünkü kendisini. Kadıncağızın kafası ağzında, duvardan duvara, oradan oraya sürükleniyor. Kirleniyor tabii yerlerde sürüklendiği için. Yıkamak zorunda kalıyorum. Çamaşır makinesi atınca çamaşır makinesi önünden ayrılmıyor. Hanımı makineden çıkana kadar bekliyor. Şimdilik böyle kakarikikiriyle idare ediyoruz da sanırım bir 2-3 hafta sonra... Bak bak, birini gördü. Kim o? Kim o? Kim o aşkım? Kim? Oh! Allah'ım, kim o? Ne diyor? Kim geliyor? Ay, Haşmet diyor. Haşmet nerede çıktı? Fırfır. Bu tarafa yaklaşıyor. Tanımlanamayan bir cisim yaklaşıyor. Ay, çok heyecanlı. Gerçekten kalbi çal. Yaz, görüyor musun? Gözler fal taşı gibi. Buradan böyle böyle vay kardeşim. Tam da şeyi anlatıyordum. Bir gelinim var benim, Hüseyin dayısı. Evde bir solucanımız var, rengarenk. Onu hanım belledi kendine. Sabah akşam ağzında hanımın kafası duvardan duvara çalıyor. Evet. Görüşürüz derim, bye bye. Ondan sonra hayatım, ay Allah'ım, ne anlattığımı da şaşırdım. Ay, video çekmiyoruz, ızdıraplı bakışım bak ya. Ya meraka bak ya. Ay sen baya baya yakışıklı bir şey oldun. Gözüme bir yakışıklı geldi. Bir karizmatik ya, bir çekici geldim böyle. Allah'ım, senin her yerin öyle olsa ne yazar, seni yer bitiririm, sen benim bir tanecik oğlumsun. Neyse, velhasıl uzun lafın kısası şekerim, muhtemelen ben gelinimle de sizleri tanıştıracağım. Solucan gelinim. Solucan gelinim, evet. Solucan gelinimize aşık oldu. Onunla her tür duygusal ve cinsel deneyimlerini yaşıyor. 2 hafta falan da onunla oynar. Ondan sonra zaten ameliyata gidecek. Yapacak bir şey yok. Çünkü hali hal değil. Bakışı bakış değil. Duruşu duruş değil. Bak vaziyete bak. Allah'ım, iyice ne kudurdu bu. İyice ne kudurdu. Mart gelmeden karşılıyorum artık. Ocağın bilmem kaçından. Kaçındayız? 23'ünden. Bu önden kuduranlardan. Eyvallah, hadi. Tamam. Tamam. Gittik. Gittik.